Cenab-ı Rabbül Alemin insanı yaratacağı vakit melaikeler demişler ki, yeryüzünde bozgunculuk çıkaracak, kan dökecek birilerini mi yaratacak? O vakit Rabbül Alemin onlara demiş ki, ben sizin bilmediklerinizi de bilirim. Hayatım boyunca bu sırrı aradım durdum. Neden? Neden böyledir ki insanoğlu? Neden kan döker? Neden bozgunculuk çıkartır? Neden gönül saraylarını yıkar? Neden ayırır sevenleri? İnsanın insanla olan bu derdi neden? İnsanın bu toprakla olan derdi neden? İnsanın ağaçla, çimenle, börtü böcekle olan bu derdi neden? Neyi bölüşemez insan? Gidenin gelmediği o bilinmez diyar orada bizi beklerken, ecel atı her an kapımızın önünde durup, ölüm her an, her saniye bize kendini hatırlatıp dururken, neyi paylaşamaz insan? Ben bunların cevabını bulamadım ömrüm boyunca. Ama o bilinmeyen, belki de meleklerin dahi bilmediği o sır, zihnimin bir köşesinde hep durdu. Hayat her saniye, her ünitesiyle sanki görünmez bir terzi gibiydi söküklerimizi diken. Sanki bütün kainat onarmak üzerine kuruluydu. Kolun yaralansa görünmez bir terzi, sanki söküğümüzü diker gibi muntazaman dikiyor. Yapraklar düşse dallarından, ağaçlar kurusa, mantarlar çıkıyor topraktan. Küfler sarıp sarmalıyor toprağın yaralarını. Her şey yeniden yeşeriyor. İnsan her an, her saniye ölse bile, her an, her saniye yeniden yaratılıyor. Ben, Ciritçi Abdullah, ömrüm at sırtında geçti. Şu dünyada ne öğrendin derseniz bana, yıkılıp da tamir olmayan hiçbir şeyin olmadığını öğrendim. İnsan ne kadar kötüleşirse kötüleşsin, içinin bir yerinde tıpkı ağaçlar gibi yeşeren iyiliklerin olduğunu öğrendim. O görünmez terzinin diktiği söküklerimiz gibi her şeyin iyiye, güzele doğru gittiğini öğrendim. Ama bir tek yıkıntı vardı tamiri upuzun süren. Gönül yıkıntıları. Kol iyileşir, yen iyileşir ama gönül... Gönül bir kere yıkıldı mı, tamiri çok uzun sürer.